Evet, Murat Çeksin de dediğiniz gibi 2014 yılında 3 seçim olabilir açıklaması siyasetin en öncelikli gündem maddesi oldu. Zira buna ilişkin tartışmalar oldukça yoğun, siyaset hareketli. Biz de siyasetin kalbinin attığı yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz, meclis bahçesindeyiz. Bu öneri ne anlama geliyor, hangi senaryolardan söz ediliyor ve bizi neler bekliyor bunu konuşacağız. AK Parti Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda partinin önemli hukukçu isimlerinden biri Sayın Ahmet Aydın. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim şimdi Sayın Başbakan 2014 yılında 3 sandık olabilir dedi. Yerel seçimler, Cumhurbaşkanı seçimi ama bunda ilave olarak bir de anayasa ilişkin referandum olasılığından bahsedildi. Nedir bu 3 sandık önerisi? Önce bundan ne anlamalıyız? İzin verirseniz bununla başlayalım. Evet, zaten 2014 yılında her halükarda 2 sandık var şu anda. Aslında çok uçuk bir şey değil bu, olmayacak bir şey değil bu. Zaten 2014 Mart sonu itibariyle bir yerel seçim. Yine aynı şekilde 2014 Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız ve ilk defa bu halk, bu millet kendi Cumhurbaşkanlığı kendisi doğrudan seçmiş olacak. Dolayısıyla bu iki seçim her halükarda var. Bir üçüncü bahsedilen konuda tabii bizim bir anayasa özlemimiz var. Bir anayasa beklentisi var. Halkta oluşan bir beklenti var. Ve bütün siyasi partilerin bu noktada bu halka bir taahhüdü var. Ve bu manada biz bu anayasanın yapımı noktasında hakikaten çok ciddi, çok samimi bir gayret koyduk ortaya. Bu manada oluşulan uzlaşma komisyonuna da eşit üye verdiğimiz zaten samimiyetimizi ortaya koyuyor. Yani Sayın Meclis Başkanımızın riayetinde kurulan ve her grubun üçer üye vermiş olduğu uzlaşma komisyonuyla istedik ki hakikaten ne olursa olsun bütün her şeyi bir tarafa bırakalım ama bu anayasayı mutlak surette yapalım. Yeni bir anayasa, milleti kucaklayan, herkesin benim diyebileceği, özgürlükçü, demokratik, kapsayıcı bir anayasa. Yani bu üçüncü seçim hani sizin yeni anayasaya ilişkin ısrarınıza bağlı olarak kesinlikle olasılıktan bahsediyorsunuz. Bu bizim samimiyetimizi ortaya koyuyor. Biz hakikaten samimi bir şekilde bu anayasanın yapılması gerektiğini, artık Türkiye'nin bu çağda 82 darbe anayasasıyla idare edilemeyeceğini, daha demokratik bir anayasayla, çünkü Türkiye çok demokratikleşti. Ekonomik manada AK Parti ile birlikte müthiş hamleler atıldı. Her alanda gelişmeler sağlandı. Artık bu gömlek bu millete dar geliyor. Yepyeni bir anayasa. Bu milletin olağan şartlarda kendisinin yapabileceği demokratik bir anayasa noktası samimiyetimizin bir eseridir. Eğer yapabilirsek birlikte dedik ama yapamazsak da biz sözümüzün arkasındayız. Tabii bu millet %50 civarında oy verdi bize ancak tek başımıza da anayasayı değiştirme çoğunluğu alamadık. 330'un altında kaldık ve şu anda 327 milletvekilimiz var. İşte meclis başkanı oy kullanamayacağınıza göre 326 milletvekili var. Eğer biz işte bu uzlaşma komisyonu tabii ki eğer bitiremezse, bu anayasayı yapamazsa, çünkü meclis tatile girdiği ana kadar bir süre daha verildi ve uzlaşma komisyonu çalışıyor. Diliyoruz ve umuyoruz. İnşallah temennimiz uzlaşma komisyonu üyeleri, siyasi partiler hakikaten samimi bir şekilde davranırlar. Ve bu anayasa yapma noktasındaki iradelerini güçlü bir şekilde ortaya koyarlar ve halkı aldatmazlar, bizleri de kandırmazlar. Çünkü şimdi, evet, bu noktada biz bugüne kadar çok ciddi manada mesafe katlettik, süre verdik. Kaçtır süre veriyoruz? Bakın ama 2 yılı yakın bir süre oldu. Henüz 174 madde görüşmüşken ancak 40 madde civarında bir uzlaşı sağlayabilmişiz. Yani işin doğrusu çok da beklenilen bir noktada değil şu anda. Peki şimdi siz referandum bir olasılık olarak, bir opsiyon olarak masada tutuyorsunuz. Evet, uzlaşma komisyonundan diyelim ki çıkmadı. Onun dışında ne olacak da hani evet biz referanduma gideriz dersiniz? Yani mesela ikili bir ittifak arayışı ya da hani herhangi bir partiyle yapmayı dener misiniz? Bunun içinde işte BDP'yi de dahil ediyorum. BDP, CHP, MHP, bunlarla dener misiniz? Yoksa hayır, uzlaşma komisyonu dağıldığı anda biz kendi mutfak çalışmamızı yaparız ve referandum ihtimalini de gözünde bulundurup bu ihtimal iyiden iyi konuşuruz mu diyorsunuz? Bu opsiyon ne zaman hayata geçecek? Şimdi Sayın Başbakanımız daha önce tabii BBC planlarımızı açıklamıştı. Hakikaten samimi bir şekilde biz anayasa yapalım diyoruz. Ve bu manada gerekirse eğer uzlaşma komisyonunda bir mutabakat çıkmazsa CHP ile MHP ile de birlikte, çünkü birlikte olduğu zaman iki partiden biriyle birlikte olursa 367'yi aşabiliyoruz. Evet. 367 nitelikli çoğunluğa ulaşabiliyoruz. İkisiyle birlikte de bu yolu deneyebiliriz, düşünebiliriz. Yeter ki anayasa yapalım. Çünkü millet bizden bunu bekliyor. Evet. Biz de samimi bir şekilde hakikaten bunun arkasında duruyoruz. Eğer ortak mutabakat çıkmasa CHP ile MHP ile
Eğer bir uzlaşma imkanı ihtimali varsa ki çok görünmüyor işin doğrusu. Şu ana kadarki yol haritası bize onu gösteriyor. Ama olabilirlerse biz CHP ile MHP ile de bunu deneyebiliriz. Ama bu da olmazsa her üç parti fark etmez bizim için. Biz kendi önerimizi getiririz. Yani eğer böyle bir mutabakat sağlayamazsak CHP ile MHP kendi önerimizi getiririz. Eğer 330'un üzerinde bir sayı alabileceğimizi düşünürsek. Çünkü referanduma gitmesi için en az 330'un üzerinde bir sayıyla geçmesi lazım mecliste. Evet. Bunu yapabilirsek, bunu başarabilirsek ve bu altyapının olduğunu görebilirsek biz kendi teklifimizi getiririz, meclis başkanına sunarız. 330'un üzerinde bir sayıyla da zaten bu çıkarsa milletin huzuruna gidecek ve nihai kararı millet verecek. Millet bekliyor, milletten bizim bir korkumuz yok. Yeter ki biz bunu millete gönderelim. Aslında diğer siyasi partiler de keşke milletten korkmasalar, keşke milletten çekinmeseler. Peki, hep birlikte bunu milletin huzuruna götürebilsek. Peki Sayın Aydın, niye biz mesela 2014 için bunu konuşuyoruz? Yani bu takvimsel bir zorunluluktan mı kaynaklanıyor? Şimdi bakın. Yani 2014'te evet referanduma ilişki bir sandık gelebilir diyoruz. 2013'te yetişmez mi yoksa başka hesaplar mı, ne var orada? Şimdi tam bu olarak yeni anayasa yapım sürecini biraz hafızalarımızı tazelersek, bakın 2 yıla yakın bir süre oldu ve ilk 6 ay tamamen veri toplandı. Daha sonra işte yazım aşamasına evet falan geçildi ve uzun zamandır yazım aşaması devindi. Şu anda uzlaşma komisyonunda 70 binin üzerinde öneri var, kişisel önerilerde sayarsak. Bütün siyasi partilerin, vakıfların, derneklerin, STK'ların tamamına yakın anayasa öneriler var. Çağdaş demokrasilerin anayasa örnekleri var ve bütün bunlar masada hazır. Aslında eğer samimilerse, muhalefet partiler hakikaten samimi bir şekilde anayasa yapmak istiyorlarsa şu anda malzeme hazır. Malzemenin kralı da masanın üzerinde duruyor. Bu malzeme içerisinde güzel bir yemek çıkartalım ve biz bunu bir hafta içinde bile yazabiliriz. Biz ne yaptık? Baktık, hatta Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri 2012 yılın sonunu aslında bir prensip kararı almışlardı. Evet. 2012 sonunda biz bunu bitirelim diye. 2012'nin sonuna geldik, baktık ki bir çalışma var ortada ama sonuç alınamamış. Madem öyle dedik, samimi bir şekilde hakikaten hiçbir kırmızı çizgi ileri sürmeden dedik ya o zaman Mart sonuna kadar bu işi bitirelim dedik. Şimdi Mart sonuna geldik. Mart sonunda da baktık ki daha ciddi bir mesafe alamamışız. Sonra Sayın Bahçeli'nin tabii bugün eleştiriyor, gündemi değiştiriyorsunuz, bilmem işte uzlaşma komisyonu tıkıyorsunuz gibi. Eleştirmesine gerek yok. Kendisi bile 23 Nisan'ı zaten tarih olarak belirlemişti, son tarih olarak. 23 Nisan da geçti, Nisan ayı da geçti. Bu sefer ne dedik? Ya dedik ki hakikaten biz samimiyiz. Biz üzüm yemek istiyoruz. Bizim bağcıyla, muhalefetle işimiz yok. Biz birlikte bu anayasa yapalım diyoruz. Millet adına yapalım diyoruz. Bu üzümü yemek için de gene... Hani madem uzlaşma komisyonu böyle devam ediyor, meclis başkanımızın başkanlığında da kuruldu. Meclis başkanımız da hakikaten ciddi bir gayretin içerisinde. Bunu biz yıl sonuna kadar açık tutalım. Meclis bu yıl tatile girdiği ana kadar uzlaşma komisyonu çalışsın, çabalasın. Çıkarabiliyorsa çıkarsın ki bu uzun bir süredir, aslında kısa bir süre de değil. Bakın biz 30 senedir bu anayasayı tartışıyoruz. Bu anayasa 82'de yürürlüğe girdi. İlk değişikliği 1987'de yapmışız ve 87'den bugüne 17 kez biz anayasayı değiştirmişiz ve toplam zaten 113 maddesini değiştirmişiz. Yani o zaman 2014'ü biz biraz zorunluluktan 2014'ü kesinlikle konuşuyoruz. Kesinlikle. Şimdi yıl sonuna kadar uzlaşma komisyonu çalışacak. Evet. Böyle bir söz de verdik. Komisyon da çalışıyor. İnşallah, diliyoruz ve umuyoruz. Diğer ihtimalleri, diğer planları düşünmeden uzlaşma komisyonu samimi bir şekilde otururlar masaya. Ya işte 174 maddenin 40 maddesinde şu anda mutabakat sağlamış. Diğer maddeler üzerinde de bir mutabakat sağlarlar da diğer planlara da gerek yok. Hep birlikte, çünkü anayasa demek toplumsal sözleşme demektir. Ve bu sadece AK Parti'nin sorunu değil. Sadece AK Parti'nin anayasası değil. Bu milletin sorundur. Ve bu parlamento şu anda milletin %95'inde temsil ediyor. Bu aslında tarihi bir fırsattır. Peki Sayın Aydın, bu mesela eğer hani referanduma gidilirse ki hani böyle bir olasılığı da, opsiyonu da masada tuttuğunuzu söylüyorsunuz. Bu kısmi bir değişiklik mi, tümden bir anayasa değişikliği mi olur, yoksa her iki ihtimalde var mı diyorsunuz? Şimdi biz yeni bir anayasa yapmak için yola çıktık. Çünkü artık Türkiye darbe anayasasıyla idare edilemez dedik. Ve demin bahsettiğim o kadar değişikliğe rağmen halen darbe izleri taşıyan bir anayasa. Halen vesayet makamlarına yol açan bir kısım, nasıl vesayet makamlarını ortadan kaldırdıysak, hatta o 26 maddelik 2010 referandumda geçirdiğimiz paket çok esaslı bir pakettir. Çok demokratik, çok özgürlükçü bir pakettir. O pakete rağmen, bugüne kadar yapılan değişikliklere rağmen yine ara ara bakıyorsunuz anayasada serpiştirilmiş darbe ruhu kokan hükümler var. Evet. Dolayısıyla artık bu ülkenin, bu milletin mutlak surette olağan şartlarda, normal zamanlarda demokratik bir anayasa yapma
zorunluluğu vardır. Tümden bir anayasa. Ve bu manada da bu yeni anayasayı biz tümden götürmeyi düşünüyoruz. Bunun içinde başkanlık sistemi olacak mı? Şimdi şu anda bizim önerimiz başkanlık sistemi var. Bakın 174 maddenin sadece 14-15 maddesi doğrudan başkanlık sistemiyle ilgili. Biz şunu da dedik aslında. Biz samimiz dedik. Ha eğer diğer siyasi partilerle diğer maddeler üzerinde tam bir mutabakat sağlarsak bunlar da askıya alabiliriz dedik. Ama bunların derdi üzüm yemek değil. Bunların derdi yeni bir anayasa değil. Peki kendinizin getirdiği bir öneride yani işte referandumla geçirmeyi planladığınız, opsiyon olarak masada tuttuğunuz o öneride başkanlık sistemi olacak mı? Eğer böyle bir mutabakat sağlanmasa kendi önerimizde tabii ki olacak. Halka götüreceğiz ve nihai karar halktan kaçmamalıydı. Bakın çağdaş demokratik ülkelerde referandumlar çok daha sık yapılır. Millete sorulur ve doğrudan demokrasi budur aslında. Biz halka soralım diyoruz. Diğer siyasi partiler de gelsin uzlaşalım. Ha beğensinler beğenmese öneriyi halka götürelim. Halk ne diyecek? Hakikaten millet bekliyor bunu. Milletten bizim bir korkumuz, bir çekincemiz. O zaman onun için de başkanlık sistemi olacak. Bizim götüreceğimiz öneri de olur. Eğer bir mutabakat sağlanmasa ama kendi önerimizde mutlaka bu iş olur. Çünkü biz halka soracağız. Doğru olan da bu. Peki, evet böyle bir sistemi kabul ediyor musun? Milletin kararı belirleyici olacak. Dolayısıyla milletten korkmamak, çekinmemek lazım. Peki, millete götürmek biraz lazım. Biraz partilerin tavrını konuşursak mesela bu süreçte MHP ve CHP'nin tavrını nasıl buluyorsunuz? Yani hem uzlaşma komisyonu üzerinden soruyorum hem de yeni anayasaya ne kadar istekliler? Şimdi bakın biz bu uzlaşma komisyonunu kurarken de yeni anayasa beklentilerine cevap verirken de hiçbir kırmızı çizgi ileri sürmedik. Ön şartlarımız, ön kabullerimiz olmadan samimi bir şekilde bakın 3 kişiyle bakın bizim şu anda 320 üyemiz var. BDP'nin 29 üyesi var. İşte MHP 51, CHP'de 131 milletvekiliyle temsil ediyor. Bu kadar çok oransal sayıya sahip olmamıza rağmen uzlaşma komisyonunda eşit bir şekilde temsil edilsin dedik. Çünkü toplumsal mutabakat bu samimiyetimizin göstergesi. Ve yine 3 defadır 4 defadır süre uzatımına gittik. Yani 2012 olmadı, Mart son olmadı, Nisan olmadı. Ama şunu da söyledik. Dedik ki 30 yıldır tartıştığımız bir anayasa yapamadığımız bu siyasetin ayıbıdır aslında. Bu millete karşı hepimizin vebali var. Bütün siyasi partiler yok. Çünkü bütün siyasi partiler bugüne kadar bu millete bu taahhütte bulundu. Yeni anayasa konusunda taahhütte bulundu, vaatte bulundu. Hepimiz ahde vefalı bir şekilde davranalım, bu anayasayı gerçekleştirelim dedik. Ve samimiyetle bu işi yapalım dedik. Ve bugüne kadar da 30 senedir tartıştık, eleştirdik, ciddi değişiklikler yaptık. Ama halen maalesef yeni anayasayı gerçekleştiremedik. Eğer ucu açık devam edersek, bir tarih belirlemezsek, emin olun bir 30 sene daha bu tartışma devam eder. Şimdi muhalefet partileri bu noktada ipe un seriyorlar. Evet. Ha biraz uzatmalara oynuyorlar ve adeta topu taca atıyorlar. Yani bu şekilde olmaz. Şimdi ne bekliyoruz? Eğer samimiyseniz dedik ya malzeme hazır. Yani artık öneri kalmadı. Yani anayasayla ilgili söylenecek ne varsa bugüne kadar söylendi zaten. Peki, her kesimin önerisi var. Samimiyse bir haftada bile yazarız bunu ya. Şimdi Bahçeli seçme biz de varız tamam dedi ama Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki biz burada olduğumuz sürece o başkanlık sistemi buradan geçmeyecek dedi. Şimdi eğer kendinizin bir önerisi olsa ve genel kurulda oylattınız, referandum oldu, halka gittik, halk evet dedi. CHP nasıl direnebilecek? Yani ne demek istedi ve siz yani buna karşı ne düşünüyorsunuz? Biz burada olduğumuz sürece başkanlık sistemi buradan geçmeyecek dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tabii öngörüsü son derece yüksek bir genel başkan. O burada olamayacağını düşündüğü için biz burada olduğumuz sürece diyor bakın. Zaten bu sistem geçtikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu onlara başkanlık gelmeyecek. Yani şimdi onların en büyük tereddütü o. Bu halktan korkuyorlar, milletten korkuyorlar. Bu sistemin gelmesiyle birlikte kendi ideolojilerin artık bu ülkede başkan seçilemeyeceğinin farkındalar. Bir de öyle bir şeyin o boyutu var. Ya adamların aslında işte bir genel yani başkan düşün. Tasfiye tehlikeleri mi var? Kendilerinin kendisinin öyle bir tehlikesi var. Yani işte biz burada olduğumuz mu? Yani halk buna karar verirse, referanduma giderse, yani başkanlık sistemi gelirse sen nasıl engel olabilirsin? Ancak kendin orada olmazsan, yani kendisi de orada olmayacağını biliyor zaten. Kemal Kılıçdaroğlu bu muhalefetle daha ne kadar CHP'nin başında duracak? Daha ne kadar siyaset yapacak? Bakın hakikaten işte geçtiğimiz günlerde o Avrupa Parlamentosu'nda o sosyalist grup başkanının o sözleri beni bile incitti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak incitti. Bir ana muhalefetin lideri dışarıda bu konuma düşmemeli. Bu benim ülkemin ana muhalefetidir. Sevelim sevmeyelim ama o da kendisini saydırabilmeli. Kendi kendine değer verdirebilmeli. Bir ana muhalefetin liderinin dışarıda Türkiye'yi
hep suçlaması, yalan yanlış bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına, yönetimine karşı saldırgan bir tutum izlemesi kendi sosyalist grubunu bile artık restleşme noktasına getirdi. Sayın Aydın, son bir dakikamız izin verirseniz 2014 yılında bu anayasa referandum bağlamında soruyorum. Bu referandum takvim olarak mesela ne olabilir? Şu anda çünkü olasılıkları madem konuşuyoruz, en iyi tahmin ne olabilir? Mesela Sayın Hüseyin Çelik Kasım olabilir dedi ama Sayın Başbakan hani Kasım nereden çıktı bilmiyoruz ama bakacağız dedi. Ne olabilir? Şu anda tabii belirlenmiş bir tarih yok. Evet. Birincisi uzlaşma komisyonu bu yıl sonuna kadar devam edecek. Onu beklemek durumundayız. Evet. Ondan sonraki süreçte tabii meclisin gündemi çok önemli. Yani gündemdeki diğer kanunlar çok önemli. Evet. Ve biz bu noktada bir de eğer 330'u aşabilecek bir sayı bulursak biz bunu götürebiliriz. Yani 300'un 30'u aşmadan bunu referanduma zaten götürme şansımız zaten evet. mümkün değil. Tabii bütün bu konular parti yetkili kurullarımızda değerlendirilir. En ince ayrıntısına, teferruatına kadar bunu masada biz otururuz, konuşuruz, ne yapabiliriz, nasıl olabilir, bir yol haritasını çizeriz. Ama bizim niyetimiz samimi. 330'u bulabildiğimiz anda bunu kesinlikle peki, en uygun bir takvimde, bu Ağustos olur, Temmuz olur, başka bir tarih olur, belki başka bir tarih de olabilir ama Türkiye 3 seçimden zaten yapabilecek teknik donanıma da sahip, evet. hukuki donanıma da sahip. Peki, milletten de kaçmamak lazım. Cumhurbaşkanı seçiminden önce ya da sonra da olabilir mi? Yani herki olasılık Cumhurbaşkanlığı var. Seçiminden Ağustos önce sonrası. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce çok zor görünüyor. Çünkü yerel yönetimler seçimi Mart sonunda olacak. Ağustos'ta da Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Çok dar bir zaman. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi takvim seçimin başlangıç tarihi yani 3 ay ya da en kısa ihtimalle 45 gün önceden başladığına göre o arada olması pek mümkün görünmüyor. Zaman çok dar. O arada yetiştirmesi mümkün değil ama Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra olabilir ya da bu yıl sonbahar ayında böyle bir şey olabilir mi? Önümüzde yerel seçim var. Tabi bunları oturup konuşuruz. Ama o zaman uygun zemin gereken şey uygun şu. Zemin bulabilirsek, uygun şartlarda 330 aşabileceğimiz sayıyı bulabilirsek uygun evet. bir zemin ve zamanda bunu halkın önüne götürebiliriz. O zaman altını çizmemiz gereken şey şu. Yeni anayasa inadınız ve ısrarınız devam ediyor. Kesinlikle referandum bu konuda samimiyiz. Masada geri kalanlar teferruat, gidişata bakılır ve karar verilir. Doğru kesinlikle mudur? Doğrudur. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sayın Aydın. İyi yayınlar. Evet, Murat Çek, 2014 yılında 3 sandık önerisi tartışılıyor. Tabii doğal olarak yerel seçim ve Cumhurbaşkanı seçimi anayasal zorunluluk. Üçüncüsünü tartışıyoruz. Yani tümden bir anayasa değişikliği için referandum olur mu olmaz mı? Ama Sayın Aydın'ın da söylediği gibi AK Parti'nin yeni anayasa konusundaki ısrarı ve inadı devam edecek. O yüzden de referandum bir olasılık olarak masada görünüyor. Bilgi TL ve konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'a teşekkür ediyoruz. Spordaki gelişmelere bakacağız değerli izleyiciler. Kısa bir ara var. Aranın ardından Derya Oruçoğlu karşınızda olacak.